Öyle hemen beni kabul etmeyecek tabii hayatına. Kızın yüzünü yere getirdik küçücük kasabada. Bir de ailenin gazına geldik, ayrıldık kızdan. Hapislik hali işte abi. Yaşımız da ufak. Gencecik kızı ortalarda bıraktık. Sahipsiz kaldı. Çok da geç değil be Zafer'im. Hani tutarsın elinden, konuşursun. Dersin böyleyken böyle. Daha fazlasını yapacağım abi. Evlenme teklifi edeceğim. Ne yapacaksın? Evlenme teklifi edeceğim. Şaşırdım şimdi ha. Öyle abi, başka yol yok bu işin. Gel evinin kadını ol diyeceğim. Ben bunu çok düşündüm Ali abi. Eğer ben şimdi bunu yapmazsam bana ne burada ne ahirette huzur yok abi. O kızın böyle kötü yola düşmesinin tek sebebi benim. Vallahi Zafer'im, hani sen çok delikanlı adam çıktın, ne diyeyim ben sana. Hani bu yaptığın işin sevabı çok büyük. O can sıkıcı işlere gelince de 7 ayrı hamamda 7 tas su dökülecek. Tövbesini edecek. Bitecek hani, biz böyle duyduk büyüklerden. Ama Şadiye bu yollara bir daha düşerse. Yok abicim, olur mu öyle şey ya? Oğlum her genç kızın hayali yuva kuracak, mutlu olacak. Hele onun pozisyonundaki bir kız için. Kulun kölen olur o. Sen teklifini yap, gerisi kendiliğinden gelir. Oh. Zahmet oldu bakalım. Sizin de elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Narin Fırat'ın evine geldi, bilginize. Fırat, kadının durumu çok ağır. Belki de ölecek. Kocasını son bir kez ona veda etmesine izin vermeyecek misin? Bu biraz ağır olmuyor mu? Gel. Belki beni sen ikna edersin. Ablacığım ben çıkıyorum. Görüşürüz sonra. Nereye canım bu saatte ya? Bizim candanlar dışarı çıkıyormuş da beni de çağırdılar. Onlara katılacağım ben. Görüşürüz. Afiyet olsun. Deniz Hanım, bence Irmak'la Fırat'ın arasını yapmamız lazım. Böyle olmayacak. Fırat bence o konuyu kapattı Sermet Bey. Ben yardım edeyim size. Yok yok, zahmet etmeyin. Oturun siz. Hay benim çeneme ya. Üf, Narin'i kıskanıyor. Benim yüzümden arası iyice bozulacak bunların. Nasıl dertlendi birden. Ben ne yapsak Ali de yok soralım. Ne ince işlermiş arkadaş bunlar ya. Hayatım boyunca karanlık işler yapmadım ben. Ali'yim de ne topladığınızı bilmiyorum ama ben kendimi çok iyi biliyorum. O Atıfit'i babasını bankanın üzerine saldı. Esas bu onun hesabını verecek. Sizinle ben değil. Avukatım uğraşacak. O gece neden geldin sen oraya? O itin benimle ne alıp veremediği var, öğrenmek istedim. Tabii telefon gelince üzerime saldırdı ama çok iyi oldu. Büyük planınızın ne olduğunu anlamış bulunuyorum. Senin de hangi nedenle orada olduğunu. Ben hiçbir suça kayıtsız kalamam, bunu bilmiyor musun? Peki. Buraya geldiğin gece eğer seninle güzel vakit geçirseydik o söylediğin suça kayıtsız kalacaktın anladığım kadarıyla. Ama benim sana tavrımdan dolayı fikrini değiştirdin. Gözlerine bakıp karar verecektim. Masum olduğuna inanmaya ihtiyacım vardı. Seni dava etmek kolay bir şey mi sanıyorsun benim için? Bir avukata göre alışılmamış yöntemlerim var. Gözlerime baksana. Demek gözlere bakarak bir insanın suçlu olup olmadığını anlıyorsun. Hadi bak. İğrençleşme Fırat. E
En azından Atıf'la sevgili olmadığını anladık. Beni içeri tıktırmanızı tercih ederim. Biliyor musun? Fırat, gerçekten hayatımın sonuna kadar seni görmek istemiyorum. Bu yaptığın izin istemek değil gerçekten. Başka bir şeye giriyor. Saçmalama lütfen Fırat. Saçmalama lütfen. Fırat. Fırat. Beni yalnız bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.